kemiklerine ya da ona buna şuna. Ya biz BOTAŞ'ı temiz temiz satacağız. Sizden şu kadar swap'la şu kadar para gelse aman da ne iyi olur. Bu diyoruz mesela. Diyoruz. Onun için taviz ve faiz diyorum zaten. Hı. Tespit süper. Şimdi siz... Yani teminat değil, taviz. Tabii tamam. Tabii. Şimdi iyice anladım. He, teminat tamam. Diyelim. Yani taviz ve faizi öyle ben söylüyorum. Şöyle düşünün. Güçlü bir ülkeyseniz ya da ekonominiz stabilse, yani şu anda bütün dünyada ekonomide sıkıntılar var ama Türkiye'ninki bambaşka bir noktada. Eğer ki sıkıntılı bir ekonomiyseniz karşı taraf sizden sadece faizle yetinmiyor. Çünkü param batabilir kardeşim diyor. Mesela onun için sordum zaten. Paramı batırırsan yani ben sana Türk lirasını, değersiz Türk lirasını, artık hiçbir anlamı olmayan Türk lirasını geri verdiğimde sen benim paramı bana iade edebilecek misin bilmiyorum diyor. Çünkü önümü göremiyorum seninle ilgili diyor. Hmm. Korkunç bir güvensizlik pompalıyorsunuz ya. Diğer ülkeler zaten hiç yanaşmıyor bile. Yani Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı falan. Gol attık ya biz Berat Bey döneminde. Londra piyasasında gol attık bir kere onlara. Ya. Büyük gol attık biliyorsunuz. Kendi kalemize ses geldi. Röveşata. Ses geldi. Osmanlı gibi orayı şey yaptık. Bir kere attık ama. Bir kere gol attık. Sonra 11-1 falan bitti maç. Öyle söyleyeyim size. Şimdi sıkıntı bu zaten. Neyse. Bu sefer diyor ki size Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Azerbaycan neyse. Kardeşim ben seninle bu swap anlaşmasını yaparım ama bana ne taviz vereceksin? Ben faizi alacağım zaten senden. Faizi alacağım. Onunla ilgili bir kaçışın yok senin. Ama onun dışında bana ne taviz vereceksin? Yani ekstra bir tane daha tank palet fabrikasını vereceksin. İşte Atatürk Havalimanı'nın olduğu arsayı mı vereceksin? Kanal İstanbul'dan yeni araziler mi vereceksin? Atıyorum işte şeker fabrikalarını mı vereceksin? Ne vereceksin diyor. Varlık fonunun içerisindeki şirketleri mi bana taahhüt edeceksin? İçerisinde varlık fonunun az buz bir şirket yok ki. Yani bütün kamu bankaları varlık fonunun içerisinde. Bütün şans oyunları varlık fonunun içerisinde. Telekom varlık fonunun içerisinde. Ulaştırma varlık fonunun içerisinde. Eti maden varlık fonunun içerisinde, eti maden deyip geçmeyin bu arada. Herkes şey olarak algılıyor onu. Yani maden, çıkartılan madenlerin teminat olarak görüyorsa. Hayır, eti maden lisans veriyor değil mi? Arama lisansı veriyor. En önemli şey bu değil mi? Şimdi bana lisans vermezlerse ben nasıl altın arayacağım, bor arayacağım, bilmem ne arayacağım. O lisansı verme yetkisi eti madene ait. Ya bir konuşmadığımız bir yeni şey var. Ya da sizin dediğiniz gibi BOTAŞ. Hani biz Avrupa'nın enerji köprüsü olacaktık ya. O BOTAŞ bu. Değil mi? Türkiye'nin en önemli... Değil mi? Köprü. Tabii. Yüz ya biz. O köprüyüz biz işte. O BOTAŞ'tan bahsediyoruz. Ha bir şey daha var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne taahhüt edilen şeylerin içerisinde Türkiye petrolleri olduğu söyleniyor. Hani doğalgaz bulduk, petrol bulduk. Sağdan giderken para bulduk falan onlar deniyor. Şimdi bu taviz değildir de nedir? Bu kapitülasyon değildir de nedir? Ya da bu duyunu umumiye değildir de nedir? Ben size sorayım ya. Vallahi bakın kapitülasyonların ve yanı sıra toprak kaybının baş mimarlarından biri Han diye andıkları Abdülhamit'tir. Değil hiç mi? Söz edilir mi? Hiç. Balkanlar, işte dan tutun da Kıbrıs'tan vesaireye kadar en büyük toprak kaybı onun zamanında olmuştur. Kapitülasyonun anıtı dikilmiştir neredeyse. Ama şeyi vermedi, Kudüs'ü. Kiraladı. Ama vermedi. Peki. Biliyorsunuz, o çok şey büyük efsane. Hakikaten büyük efsane. Erdoğan efsanesi de gerçekten. Erdoğan efsanesi de az önce gördük. Hakikaten bari aynaya baksalar ve üzülseler. Mesela Erdoğan bu az önce yayınlanan videoyu önceden seyretti mi bilmiyorum. Grafikler 2013'te bitiyordu. Hanımefendiler, beyefendiler Allah aşkınıza. Grafikler 2013'te bitiyordu. Milli gelirde artış. İşte efendim IMF borcumuzu ödedik. Yıl 2013. İnanılır gibi değil. 8 sene geçti üzerinden değil mi? Galiba, neredeyse. Değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Hmm. Bir güzel de dinliyorlar bu. İnsanlar oturmuşlar. Yine suratı ekşiye ekşiye Erdoğan konuşuyor. Değişik. Yani
İşte aynı şeyleri hep tekrar tekrar yaşıyoruz aslında. Yani bu 18 hikayesi de bu. Yani dolar 18 oldu, 12 oldu. Yani her neresinden bakarsanız bakın elde tutulur hiçbir yanı yok. Vatandaşa hiçbir faydası yok. Aksine zararı var. Vatandaş dipteydi, daha da dibe basılmış durumda böyle. Ama abi bir bayram havası estiriliyor. Gördünüz mü reis nasıl çaktı kafanıza falan filan. Ya kardeşim reis zaten doları olan adam 12 liradan aldı diyelim. 18 liraya çıktı, tekrar 12'ye düştü. Adamın bir zararı yok aslında. Yani belki bir umutlarını çaldın adamın. Ama öbürünün ekmeğini aldın elinden kardeşim. Daha ne olsun? Yani adam bir ekmek alırken yarım ekmek alıyor. Şu anda aç. Ve şimdi dönüyorsun diyorsun ki bunu Ayşenur Aslan yaptı. Konuyla hiç ilgim yok benim ya diyor. Yani sesini de çıkartamıyor. Öyle bir propaganda şey. Ve çok çirkince yapıyorlar bunu. Özellikle yani sosyal medyada bakıyorum. O kadar çirkin yapıyorlar. Bir de Erdoğan bizzat çok çocukça yapıyorlar. Anırmaktan söz etti ya. Yani hani daha ne olsun. Ya ayıptır ya bu kadar da yapmayın. Erdoğan arkadaşlarım not atmaya devam ediyorlar bana. Grup toplantısında demiş ki erken seçim meçim yok. 2023'e zamanında olacak nokta demiş. Ama şimdi bütün bunlar asgari ücretin 4.250 lira olması, oradaki vergi indirimini sadece asgari ücretten diye açıklayıp arkasından muhalefet bastırınca bütün ücretlere kapsayacak şekilde genişletmesi. İşte bu en son doları perişan ettik. Bak bir tane vurduk Osmanlı tokadı, yere yapıştı denmesi. Hande Hanım sürprizi verdi ya, kamuda tasarruf, heyt, kim tutar şeklinde açıklamalar. Hepsi bunların seçim alameti deniyor. Mehmet Ali Kulat da, MAK danışmanlığın sahibi, başkanı Mehmet Ali Kulat da, ki kendileri biliyorsunuz bir zamanlar sarayın, Erdoğan'ın güvendiği anketleri yapan bir isimdi. Yani onlar için onların güveneceği şekilde anket yaptı demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O zaman oy yüksekti, onu söylüyordu Kulat. Aynı Kulat bugün diyor ki durum çok kötü diyor saray açısından, Erdoğan açısından diyor. Yönetim yok. Ekonomi tamamen başıboş izlenimi var diyor. Fakat şöyle bir şey söylüyor. Erdoğan 3-5 ay süren bir istikrar çıkartabilirse, çok değil bu kadar, emeklilere ve memurlara bu yapılanın yanı sıra